Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün 2023 yılı merkezi bütçesinden Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçelerini görüşüyoruz. Ülkenin gelişmişliği açısından en önemli iki bakanlık. Bir tarafta insanımızın eğitimi ile eğitim kalitesi ile direkt ilgili bir bakanlık. Bir taraftan da milletimizin, eğitilmiş bireylerin, iş insanlarının ülke ekonomisine çağdaş ve ileri seviyelere ulaşabilme yolunda çalışma mücadelesi vermesi gereken bir bakanlık. Esasen bu iki bakanlıkta siyaset üstü ele alınması gereken iki bakanlık. İktidarın siyasetini değil, milletin, devletin siyasetini öncelemesi gereken bakanlıklar. Ancak gelin görün ki tabii ki durum böyle değil. İktidara göre, hatta bakana göre politika değiştiren bakanlıklar olduklarını görüyoruz. Eğitimin kalitesi maalesef yerlerde süründüğünü, katma değeri yüksek bilime, teknolojiye dayalı ürün oranının, ihracat yaptığımız ürün oranının sadece %2.9 olduğu bir ülke durumundayız. Siyasetin bilime etkisi, katkısı var mıdır? Siyasetin tercihleri doğru olur ise, siyaset eğitimde ve bilimsel çalışmalarda doğru tercihleri seçerse mutlaka vardır. İşte bilim ve siyasetin bağı, köprüsü doğru kurulmalıdır. Burada doğru bir tercih yapmak zorundayız. Ülkemiz dünyanın en ucuz emek ve iş gücü deposuna çeviren, halkı yoksullaştıran, rantçı, bilimden uzak ekonomik anlayışla ve tercihlerle mi yönetilmeye devam edilecek? Yoksa hak temelli bir kalkınmayla, emeğe ve üretime değer veren yeni bir anlayışla, çağı yakalayan, bugün gelişen dünyada biz de varız diyen yeni bir kalkınma anlayışını mı tercih edecek? CHP olarak bizim tercihimiz çok açık ve belli. Türkiye'yi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yeniden biz kalkındıracağız. Millet İttifakı olarak toplumun tüm kesimleriyle birlikte halkımızı biz zenginleştireceğiz. Bugün yaşanan bu ağır yıkımı biz ortadan kaldıracağız. Bugün 3,5 milyon insanımız işsiz, iş arıyor ve bulamıyor. Yaklaşık 3 milyon insanımız, gencimiz arasa da iş bulmadı, umudunu kaybettiği için artık iş aramaktan vazgeçmiş durumda. Özellikle gençlerimiz bu iktidarın yarattığı tablodan dolayı gelecekle ilgili ümitlerini kaybetmiş durumdalar. Yetişmiş gençlerimiz, doktor, mühendis, teknik eleman olmuş gençlerimiz yurt dışında gelecek arama peşindeler. Gençlerimizin yurt dışına gitmelerindeki nedenler açıklanamamıştır. Hala nedenleri nedir belli değil. Bu konuda samimi bir çalışma yapılmalı, bunun önüne geçilmelidir. Sınırlarımız yol geçen hanına dönmüş vaziyette kim olduğu belli olmayanlar ülkede dolaşırken yetişkin gençlerimiz, birikimli gençlerimiz yurt dışına gitmeye devam etmekte. Ancak bu mesele sadece bir ekonomi, iş kaygısı meselesi değildir. İktidarın yarattığı tablodan dolayı yaşanan bir vakadır. Demokrasi azaldıkça, hukuka güven azaldıkça, özgürlükler kısıtlandıkça bu böyle olmaya devam eder. Bugün geldiğimiz süreçte dünya yeni bir devrimin eşiğinde. Bu devrim bilgiye, veriye, bilginin üretildiği yeşil ve yeni teknolojilere dayanıyor. İşte iktidarımızda biz bu devrimin seyircisi değil, öncüsü olacağız. Böylece gençlerimizin geleceğe dair umudunu yeniden yeşerteceğiz. Üretimimizin ve ihracat ettiğimiz ürünlerin niteliğini arttıracağız. İktidarımızda, ülkemizde adil bir dönüşümü gerçekleştirdiğimizde işte temiz fonlar ülkemize gelecek.
Böylece güvenli ve nitelikli istihdam sağlayıp yeni yatırımların önünü açacağız. Ülkemizi girişimci ve dinamik bir devlet anlayışıyla yönetmeye geleceğiz. Üretimi dönüştürecek bu süreçte 3 temel hedefimiz güvenli ve kaliteli işler yaratmak, teknolojik dönüşümü sağlamak ve üretimi yeşil yapmak. Yani adil bir dönüşüm gerçekleştireceğiz. Gençlerimize eşit fırsatlarla nitelikli ve ücretsiz eğitime erişim hakkı güvencesi sağlayacağız. Genç girişimcilerin imkanları artırılacak, yeteneklerini kullanmaları sağlanacak ve gençlerin cesaretini ve umudunu arttıracağız. Gençlerin fikirlerini hayata geçirebilmeleri için ilk finans desteğini biz vereceğiz. Yani ülkemizi hep birlikte kalkındıracağız. Hep birlikte zenginleşeceğiz. Üretimimizin sanayi 4.0 devrimi yakalaması için yeni bir bilim, yenilik ve teknoloji politikasına ihtiyacımız var. Önümüzdeki en kısa zamanda yapılacak ilk seçim sonrası halkın, üretimin, kalkınmanın zamanı başlayacak. Ortak bir geleceği kurmanın zamanı başlıyor. İşte biz bu büyük üretimin dönüşümüyle Türkiye'yi ikinci yüzyıla taşıyacağız. Zenginleşen rekabetçi Türkiye'de sanayimizin Endüstri 4.0 dinamikleriyle dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm ışığında yüksek teknolojili katma değerli bir yapıya dönüşmesini destekleyeceğiz. Bu hususların yapılabilmesi, gerçekleşebilmesi ilk önce gençlerimizi çağın gerektirdiği yetenekle donatacak bir milli eğitim politikasına ihtiyaç var. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi 2023 yılı merkezi bütçede 2016 yılında %19.24 iken bugün %14.53 oranına gerilemiş durumda. Bununla birlikte öncelikle burada bütçe rakamlarından çok zihniyetin konuşulması gerekir. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim politikası ve milli eğitimin eğitimde çağdaş medeni ülkeler arasına girecek bir politikasının belirlenmesi daha önceliklidir. Gençlerimiz okul öncesinden başlayarak dünyadaki gelişmeleri izleyebilen çağdaş medeniyet seviyesine ulaşabilecek derecede olan gençlerimiz olmalı. Özellikle milli eğitimde liyakatlı bir düzen olmalı diyoruz. Peki gerçek öyle mi? Değil. Sayıştay'ın raporlarında diyor ki ilçe milli eğitim müdürlüğü kadrolarına gerekli koşulları taşımayan kişiler atanmakta. Yine Sayıştay raporunda diyor ki akademik kadro ilanlarında objektif olmayan kriterlere yer verilmekte. Peki bunun anlamı ne? Bunun anlamı yani objektif olmayan kriter demek torpil demek, kayırma demek. İşte biz bunun önüne geçeceğiz değerli arkadaşlar. Peki eğitimin kalitesini nasıl ölçeriz? Eğitimin kalitesini en basit yöntem üniversite sınavına giren çocuklarımızın sınavlardaki ortalamalarından görebiliriz. Örneğin temel yeterlilik sınavında bakın matematikte 40 tane soruda 2019'dan 22 yılına kadar Türkiye ortalaması 5.6, 5.5, 6.9. Fen bilimleri ortalaması ne aynı yıllarda? 20 soruda 2.2, 2.6, 3.2. Peki alan yeterlilik testinde doğru ortalama sayısı matematikte yine aynı oranları görebilmekteyiz. İşte eğitimin kalitesini buralarda ölçebiliriz değerli arkadaşlar. Sonuç olarak şunu ifade etmek istiyorum. Dünyada üniversitelerde ilk 500'e girebilen kaç üniversitemiz kaldı? İşte eğitimin kalitesini yine buralardan ölçebiliriz. Sadece üniversite açmakla iş bitmiyor. Bakın 2021-22 döneminde 129 devlet üniversitesi var. 75 vakıf üniversitesi.
2002-2003 yılında ise eğitim öğretim döneminde 53 devlet üniversitesi, 23 vakıf üniversitesi vardı. Şimdi üniversite sayısını arttır. Tamamlayalım lütfen. Bitiriyorum. Eğitimin kalitesini arttırabildiniz mi? Hayır. Son cümle olarak Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci yüzyıla çağrı buluşmasındaki mesajı gibi halkımıza ve özellikle gençlerimize seslenmek gerekirse iktidarımızda söz veriyoruz, bu ülkeye hak, hukuk, adalet yeniden mutlaka gelecek. Bu ülke yeniden doğacak. Atatürk'ün çağdaş uygarlık seviyesine yükselme vizyonunu hayata geçireceğiz. Yaşama sevincimizi geri alacağız. Ancak biz kazanırsak Türkiye kazanır. Ve dünyanın gözünün içine bakarak diyeceğiz: ey dünya, Türkiye senin ucuz iş gücü alanın olmayacak. Türkiye senin mülteci kampın olmayacak. Türkiye senin çöp depolama alanın olmayacak. Ben sana rakip olacağım. Sana rakip olmak için geliyoruz. Türkiye bir yıldız gibi parlayacak. Yeni